Cem'de Gündem programında Alevilik sorunlarını... İsmail Saçlı Cem'de Gündem programında bu hafta Güvenç Abdal Eğitim Araştırma Kültür Derneği Genel Başkanı Hüseyin Koca ve Sultan Gazi Pir Sultan Abdal Cemevi Genel Başkanı Zeynel Odabaş'la Alevilerin sorunlarını ve imar problemi olan Cemevlerini tartışıyor. Cem'de Gündem bu akşam saat 22'de Cem TV'de. Yürümesi için bir yöntem var. Her birimizin, benim Kartal'da slogan atmam, senin Sultan Gazi'de atman, öbürünün Sivas'ta atması işi çözmüyor. İşi örgütlü yapıdan geçeceği için işte bu programları yapıyoruz ki örgütlü gücümüzle demokratik taleplerimizi demokratik yollarla çözmemiz gerekiyor da örgütlenmek. Yani o anlamdaki işte bu örgütlü gücümüz bu talepleri biz savunurken dernek vakıf başkanları halk bizimle ne kadar bütünleşiyor, bu talepleri ne kadar taşıyabiliyoruz? Asıl sorun bu işte. Bunları önce kendi örgütlülüğümüzü de sağlamak lazım. O anlamda ben Hüseyin Başkan'a dernek olarak ulusal ve uluslararası boyutla örgütlenmede hangi noktadasınız? Nasıl bir örgütlenmeniz var? Ulusal ve uluslararası ne gibi çalışmalarınız oldu? Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Zeynel Başkanımızın zaten burada vurguladığı bütün olumsuzlukları yaşadıktan sonra ulusal ve uluslararası boyuttaki çalışmalara değinmek gerçekten biraz zor olacak. Ama yine de tabii Alevilik denilince bizim her manada yüreğimizde bir üzüntü meydana geliyor. Ama ben gerçekten Zeynel Başkanımın bütün konuşmalarında, yorumlarında, isteklerinde sonuna kadar her zaman varız, her zaman yanındayız. Ama gerçekten bir sözü söyleyeyim. Bu ülkeyi yönetenler, bu ülkede sivil toplum kuruluşlarından, milli eğitimden, bütün resmi kurumlara kadar bütün bu ülkedeki faaliyet gösteren kurum başkanları, yetkililer, görevliler lütfen aklını başına koysun, şöylece masanın üzerine bir yatırsın ve bizim onlar gibi düşünerek, onlar gibi inanarak, onlar gibi hayat yaşayarak bize yardım etmesinler. Bizim insanlığımızı düşünsünler. Yaşantı insanlıktan başlar. Yaradan'ın insanda varoluşu gibidir. Benim Kâbem insan sıfatıyla, benim sevgim insan sıfatıyla Yaradan bütün varlığını insanda bulmuştur. Yaradan bütün insanı, kainatı yaratırken, yedi gök yerin altını, yedi kat üstünü yaratırken sadece insan... Yani düşünebiliyor musunuz? Kainatta yer bulamadım. Beni seven bir mümin kulumun kalbinde münezzeh kıldım demiş. Demek ki biz insanı seviyoruz, insan odaklıyız. Bütün insanlara, bütün insan sevenlere, bütün insanı insan olarak kabul edenlere sesleniyorum. Rengiyle, düşüncesiyle, siyasi görüşüyle, diliyle, diniyle, ırkıyla, mezhebiyle ayranlara değil. Sadece karşısını Yaradan'dan ötürü insan olarak kabul edenlere sesleniyorum. Lütfen bunu ön masaya koysunlar ve bizim onlar gibi düşünmemizi, onlar gibi siyasi düşünmemizi asla akıllarına bile getirmesinler. Ve bize yaradıldığımız Yaradan'dan ötürü bize saygı göstersinler ve taleplerimize lütfen kulak versinler. Hüseyin Başkan, hani Nasrettin Hoca'nın evine hırsız girince ya hoca niye kitlemedin, şöyle ettin, böyle ettin, hep suçlamışlar Nasrettin Hoca'yı. O da demiş ki ya tamam hep ben suçluyum da hırsızın hiç mi suçu yok demiş. Evet yani, Sayın Başkan. Bu taleplerimizde, bu sorunlarımızın çözümünde bizim de öz eleştiri yapacak, bizim de eksiklerimiz yok mu? Çok. Yani 20 yıllık örgütlülüğümüzde henüz daha üst çatı örgütlerimiz bile taleplerde bazı noktalarda anlaştırabildik. Daha geçen hafta 3 federasyon başkanını burada yan yana oturtturduk. Söylemde, istekte, şu anda detaylara girsek birçok sorunu daha anlaşamayacağız. Sayın Başkanım, bu konuda izin verirseniz bir açılım yapalım.
yani uluslararası boyutu izin versen gene tabii ki biraz anlatmak istiyorum ama bir gazete çıkıyor, köşesinde yazı dizisi hazırlıyor. Alevili kadına. Tamam, hazırla. Güzel. Biz de mutlu oluruz. Bizi gerçekten anlatacaksan, gerçekten bu yaşantıyı, bu inancı yaşatacaksan, bu inancı orada açıklayacaksan eyvallah. Başımızın üstünde yerim var. Ama günde Sayın Başkan, sizin Kartal Cemevi Başkanlığınızda Kartal Cemevimize 5000 kişi girip çıkıyor. Size gelip sordular mı? İki kelam sordular mı? Ya biz bir yazı düzenliyoruz burada. Sordular mı? Hayır. Bizim Alevi örgütlerimiz, üst kurullarımız kusura bakmasınlar. Onların ben bir evladı olabilirim. Onların kardeşi, yoldaşı olabilirim. Ama yaptıklarını da sonuna kadar destekleyeceğim, onur şeref sayacağım, başımın üstüne koyacağım. Ama yapamadıklarını da burada söyleyeceğim. Kusura bakmasınlar. Bir dergi çıkıyor, Alevilik dergisi. Sadece kurumun adları var. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde Güvence Abdal Ocağı 1,5 milyon insanla temsil ediliyor. Bu kurumun bir yetkilisi çağrılmaz mı? El insaf ya. Canım kardeşim, benim kanım diyorsun, canım diyorsun. Güvence Abdal'ı az önce Sayın Sekreterimin söylediği gibi bir menkıbede geçiyor ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 1,5 milyon insanla Doğu Karadeniz'inden batısına kadar temsil edilen bir ocak. Bu ocakta bizim gerçekten dedelerimiz var. Bilgi birikimli donanımlı insanlarımız var. Bunlardan birini çağırıp Allah aşkına ya ben bir yazı hazırlıyorum. Buna ya katkı almak anlamında ya. Sadece danış. İstersen yapmayabilirsin. Yapma. Çok önemli değil. Ama bir danış. Bir insan sevgisini ortaya koy. Her zaman eşitliği, kardeşliği, insanlığı, dostluğu hiçbir kimseye bırakmayız. Ama kendi aramızda o gerçek manadaki insanlık, arkadaşlık, dostluğu hiçbir zaman ortaya koyamayız. Yani kıskançlık, egomuz devam ediyor. Gerçekten devam ediyor ama. Çünkü yaşadığımız şu hayatta insan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Aleviliğiyle gurur duyacak insan. Aleviliğiyle onur duyacak. Yıksınlar cemevimizi. İnancımızı kabul etmesinler. Neyi kabul etmiyorsun sen? Aleviliğin inancına laf söyleyeceksin. Sen Yaradan'ı inkar edebilir misin? Hazreti Muhammed Mustafa'yı inkar edebilir misin? Ehli Beyt'ini, Hazreti Ali'yi, Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Fatıma'yı, 12 imamları, 12 imamlardan Hacı Bektaş'a gelişte. Bizim soyumuz Seyit soyu, Muhammed'e çıkar. İnkar et bakayım. İster Sünni ol, ister Alevi ol, istersen Şafi ol. Ne olursan ol, inkar et. Eden profesörler var ama. Eden profesörlere de aşk olsun diyorum. Var. Yapacak bir sözümüz yok. Evet, çok doluyuz Sayın Başkanım. Biliyorum işte, bak biz de çok geniş kitlesi olan Güvenç Abdal'ı konuk ettik. Şu anda bizi inanıyorum milyonlar izliyor. Şimdi derneğin gerçekten ben giriş olsun diye çok ciddi bir Alevilik'te birçok hassas nokta var. Bu semah olayı tabii konumuz, şu andaki tek konumuz değil ama her yerde semah dönülmesi, inancımızın türkü barlarda veya kına ve düğün gecelerinde çıkması çok insanlar incitiyor. Ama bu anlamda sizin derneğiniz Ankara'da Anadolu Gösteri Merkezi'nde 25 Ocak'la bir semah gösteriniz oldu. Mesela bunu çok iyi kamuoyuna anlatamadınız. Tabii işte televizyonlarımız yeterli değil, basınımız, medyamız yeterli değil. Mesela bu çalışmanız var. Avrupa'dan hoca sizin Almanya'da bir üniversitede. İyi bir bağlantınız var, o anlamda sordum. Sayın Başkanım, aslında anlatamadık değil. Anlamadılar. Anlamak istemediler. O zaman şimdi anlatın, buyur. Şimdi Ankara'da Anadolu'dan Balkanlara semahlarımızla ilgili bir sunum hazırlanıyoruz. Allah razı olsun katılanlardan, bizim kendi Anadolu işlerimizden, bütün ocaklardan hiç bozulmamış haliyle katılan ve Balkanlardan
Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Deli Orman'dan katılan bütün ocaklarımız bize semahlarını sunmuşlardır. Ama ben şunu altını çizerek söylüyorum. Bölgeye göre, Ordu'ya göre, Erzincan'a göre, Balkanlara göre, Tunceli'ye göre, Trabzon'a göre semah asla değişmez. İllere göre, ilçelere göre asla semah olmaz. Ocaklara göre de. Ama semah bizim 12 hizmetimizin bir tanesidir. 12 hizmet Ehlibeyt yolunun sürüldüğü cemin içinde vardır. 12 hizmetten biri semahtır. Semah Hakk'a ulaşmak, Tanrı'ya ulaşmaktır. Ritüelleri farklı olabilir ama sonucunda Tanrı'ya ulaşmaktır. Bu Tanrı'ya ulaşmanın asla bölgesi, yöresi olmaz. Kesinlikle hiç kimse üzülmesin, ritüellerine saygı duyuyorum. Şimdi iki tane soru var size. Bir tanesi Nazmi Erdem Ordu'dan diyor ki bizler de Ordu'da Sarı İsmail Sultan soyundan gelen dede ve talip olarak da yaşıyoruz. Sadece güvenç aptallar değil diyor. Gerçi bizi bilgeniz için teşekkür ediyoruz. Sarı İsmail var. Bir de Semra Koca şöyle bir soru sormuş. Güvenç Aptal Derneği'nin yöneticilerinin bu çalışmaları zaman içerisinde topluma nasıl dönecek diyor. Yani bu çalışmanın, bu hizmetin topluma dönüşü nasıl olacak diye soruyor. Teşekkür ediyorum sorulara. Tabii yine sosyolojik, uluslararası boyuta geçemedik ama o soruya sadece yanıt vermek istiyorum. Bizim bütün çalışmalarımız, akademik, sosyolojik, uluslararası çalışmalarımız bütün toplumumuza, bizim ocağımıza ve diğer ocaklarımıza. Bizim asla hiçbir ocağımızdan ayrı gayrımız yok. Onlar bizim canımızın, yüreğimizin ta içinde baş tacımız. Anadolu'dan Balkanlara semahlarımızla başladık. Maltepe'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bir etkinlikle devam ettik. Ordu'da etkinliğimiz olacak zaten bu ayın 23'ünde. Bundan önceki çalışmalarımızda Gürgentepe'de uluslararası boyutta Güvenç Aptal anma törenleri yapıyoruz. Aslında sempozyumla, etkinliklerle duyurmaya çalışıyoruz. Ankara'daki 6000 kişiyle, Maltepe'deki 800 kişiyle, sağ olsun Adem Bey'in yine iş merkezinde bir yeri var. Allah razı olsun, bize kapılarını açtı. Gene 200-250 kişiyle akademisyen hocalarımızı getirerek, gençlerimizi toplayarak bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ama sadece bizim anlatmamızda değil ki, bizi anlayanları, bizi dinleyenleri, bizi hayata geçirenleri bulmak istiyoruz. Bizim gençlerimize biz her zaman bu çalışmalarımızı ulaştıracağız. Peki. Şimdi Adem Bey'e bu turda söz veremedik. Reklam arasına gidip dönüşü Adem Bey'le özellikle Karadeniz bölgesindeki yaşayan Alevi inancının temsiliyetini, oradaki insanlar inancını özgürce yaşayabiliyorlar mı? Köylerde asimile olmadan bu kültürü şehirlere göçtüler. Bu süreci, Karadeniz bölgesini Adem Bey'den dinleyeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, kısa bir reklam aramız. Cem'de gündem devam edecek.